Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon kardeşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerine huzurunla sunuş kardeşimiz. Kınemsiz dikkatler ekranımızda bulsun. Xitay namratlıktan kurtulduruş namıda Uygurlarını sürgün kılmakta. Zimistan Torunun 30 iyun bergen haberde bildirilişçe Xitay Kompartiyası atalmış namratlıktan kurtulduruş namıda Uygurlarını yurtlarından sürgün kılıp yok kılmakta. Xitay Kompartiyası ötken yılı 7 ayda Yunnan ülkesi Jiaotong şehri Suyjan nahiyesindeki kent ahalilerini Şark Türkistan'a berip oltıraklaşsa kişi beşiği 4 hektar yer ve toralgu bilen temilleydi kallıqı. 3 yılgıca kişi beşiği her ayda 300 yuan tolıklımı berişke vədi kılgan. Ama her bir adam çokum Xitay Bankası'nı 2000 yuan amanet pul koyuşu gerekliki, Şark Türkistan'a köçüp 3 yıl toşkan deyken andın amanet koygan pul ilgisiyle kaytırıldı kallıqı bildirilgen. Asasi katlamdaki bir emeldar Zimistan Torunun ziyaretini kabul kılıp bu yıl Mart'ta Suyjan nahisinden 2000'den artık Xitay'nın Şark Türkistan'a köçürülgenlikini Şark Türkistan'a uğrullaştırılgan Xitaylarının yurtdaki öye dairler tarafından çekebitilgenden başka yerlik nüfusun çıkırılgallıkını. Xitaylar bu ehvallarını bilgendiyken aldanğallıkını andın bilip yetkerlikini aşkarlıgan. Xitay komünistleri Xitaylarga Şark Türkistan'da nüfus az, emge küçü yeterlik emez, zimin kendep teşvik kılıp, bu yıl Mart ayında Yunchen şehri Jiangxian nahisinden 167 adamını Şark Türkistan'dan Kaşkar ve Xotan'a uğrullaştırgan. Xitay Merkezi Televizyası dokulat elan kılıp, bu yıl 1. aydın 4. aygaça namıratlarını işe uğrullaştırış, 5. emge küçünü işe uğrullaştırış namıda Şark Türkistan'dan Kaşkar, Xotan, Aksu, Atuş Qatarlıq rayonlardan 292 man adamını Xitay ülkelerine sürgün kılgallıkını aşkarlıgan idi. Xabar diyene Xitay Komünist Partiyası Uyghurlarını atalmış namıratlarını işe uğrullaştırış namıda Xitay ülkelerine sürgün kılgallıkı. Yani okşaş namıdan Xitaylarını Şarkı Türkistan'a yötkigallıkı, Xitay işe salgan namıratlıktan kutulduruş tedbirinin Xitaylarını Şarkı Türkistan'a yerleştirip Şarkı Türkistan'ı Xitaylaştırış, Şarkı Türkistan halkını yurtlarından sürgün kılıp yok kılıştın başkan arsa emestiki bildirilgen. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komiteti mecburi tuğmas kılıp etişini kırgınçılık dep görsetti. Yıkında buyan Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da mecburi yolu kuyvatkan tedbirlerden kız çokallarını mecburi tuğmas kılıp etişi Xalqara'ı köplep malum buldu. 30 iyun günü Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komiteti bu münasibet bilen mahsus bayanat elan kılıp Xitay rejiminin mecburi tuğmas kılıp etiş tedbirlerini kırgınçılıkkı beraber dep görsetti. Bayanatta Xitay rejiminin Uyghur nüfusunu çekleş üçün kız çokallarını mecburi yosunda tuğmas kılıp etişi Xalqaradaki kırgınçılıkkı münasibetli kanun maddalarına seleştirilgan. Onun da körsülüşçe kırgınçılık cinayetinin aldığını eliş ve cazalaş ehdinamesinin 2. maddesi de enik kılıp kırgınçılık digende türlük çarelerini kullanıp malum etnik türkümdeki kişilerinin nüfus cahetteki köpeği işini çekleş kılmışı közde tutuludu deyilgen iken. Mezkur teşkilatının komisari Nuri Türkel bu axtı söz kılıp Xitay rejiminin özleri elan kılgan sallıq malumatlar Xitay Kompartiyasının Uyghur, Kazak ve başka yerlik milletlerinin nüfusunu çekleş üçün türlük çağrılarını kullanıp atkallıqını körsetmekte. Biz Taşkı İşlam Ministerlikimizni Xitay rejimi gharazlik aldı kırgınçılık cinayeti sadır kılıp atamdı yok degen temi boyunca tekşürüp körüşke davet kılımız. Şundakla Amerika hükümetini Birleşken Millete Teşkilatı da Xitay Kompartiyasının Uyghurlarga karşı sadır kılıp atkan cinayetlerge karşı birer karar layısını otturgu koyuşke çakırımız dedi. Bayanatı körsülüşçe Şarkı Türkistan'daki lager tutkullarının zor bir kısmı köp perzentlik bolgan degen ayıp bilen tutkun kılınganlar iken. Xitay rejiminin tuğmas kılıp etiş tedbirlerinin neticesi de 2019 yılı Şarkı Türkistan'daki tuğut nispeti 24% tövellep ketken. Yani gelip 500 manchi gödeknin ata anısının cüda bulup hükümet başkuruşudaki darıl damlarına mahkum buluşu hem de bu cayda özlerinin dini itikadi ve tel yazıqıdan mahrum kaldırılışı bu meselini tihimi uyğurlaştırıp etken. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Gary Bauer bu axta toxtulup, Xitay Kompartiyasının 21. əsrde məcburi tuğmaslıq tədbirini qollunışı adamını şürkəndirdi. Biz Amerika Prezidenti Donald Trump ve Amerika hükümetini Uyghur kişilik hukuk siyasi kanununu tizdin icra qılıp, bu vəhşiyani cinayetlerge cevapkar əməldarlarga caza berişke ciddi çağırımız dedi. Hong Kong Xavfsizlik Kanunu'nun makullanışı zor gulgulu peyda kıldı.
Xitay mamlakatlik xalq qurultayi 30 iyun kuni Hong Kong xavfsizlik qonunini ma'qullab, buning shu kundan e'tiboran rasmiy ijro bo'lganligini jakarladi. Xitay raisi Xi Jinping shu kuni mazkur qonun haqida rais buyrug'i e'lon qilib, uningga imzo qo'ygan. Amerika simli xabarlar to'ri CNNning 30 iyundagi xabarida aytilishicha, mazkur qonunning asosiy mazmuni bo'yicha Hong Kong tabiatidagi Xitoydan ayrilib chiqish yoki Xitoy rejimining nufuzini og'dirish xarakteridagi har qanday qilmish, shuningdek chet el kuchlari bilan hamkorlashish va boshqa terrorlik harakatlarini buningdan keyin Xitoy rejimi jinoiy ishlar delosi qatorida bir yoqli qila oladi ekan. Amerika xabarlarining 30 iyundagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Hong Kong xavfsizlik qonuni rasmiy e'lon qilinguncha uning mazmuni jamoatga oshkorlanmagan. Shuning uchun Hong Kongda hech kim bu qonunda nimalarning aytilganligidan xabarsiz turgan. Ammo Hong Kong alohida rayonining Beijing parast deb qaralayotgan bosh ijroiya amaldori Carrie Lam bu to'g'riliq so'z qilib, mazkur qonunning xalq qurultayida ma'qullanganligini qizg'in olqishlaymiz degan. Xabarda aytilishicha, bu qonunning ma'qullanishi mohiyati Hong Kongning avtonomiyalik o'rni uzil-kesil xarob bo'lganligiga barobar ekan. Chunki 23 yil ilgari Xitoy rejimi Hong Kongni Angliyadan qaytarib olganda, Hong Kongning hozirgi qonun sistemasi 50 yilgacha o'zgarmaydi deb jakarlagan ekan. Amdilikda bo'lsa, bu qonun Hong Kongdagi demokratiya yo'sinda o'ttirg'i chiqishi mumkin bo'lgan Beijingga qarshi har qanday harakatni jinoyat deb bekitib, bir yoqli qilishga yo'l ochadi ekan. Mazkur qonun ma'qullangandan keyin Hong Kongdagi bir qism kishilar Hong Kongga erkinlik, inqilob boshlansin deb shiorlar to'lg'an. Nurg'ulg'an fuqaroviy tashkilotlar bo'lsa, o'zlarining bundan keyingi faoliyatlarining ig'ir cheklimlarga uchraydiganligidan andisha qilayotganligini bildirgan. Angliya va Amerika hukumatlari ham o'zlarining bunundan tashvishlanayotganligini bildirgan. Shuningdek, Xitoy virus sababli bir mazgil to'xtab qolgan keng ko'lamli namoyishlar bu qonunning tasdiqlanishidan keyin qaytadan bosh ko'tardi. Namoyishchilar bilan saqchilar o'rtasida ig'ir to'qunishlar yuz berdi. Yana bir tarafdan Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerika hukumatining Hong Kong xalqi bilan birlikda ishkanligini bildirdi. Angliya hukumatining Uyg'urlar haqidagi bayonotiga 27 davlat ovoz qo'shdi. 30 iyun kuni Angliya hukumatining Dunyo savdo tashkiloti va Birlashgan Millatlar tashkilotidagi bosh elchisi Julian Braithwaite 27 davlatga vakolatan tayyorlab chiqqan birlashma bayonotini e'lon qilib, Xitoy rejimining Hong Kong va Uyg'urlar masalasidagi maydonini keskin tanqidladi. Angliya hukumatining to'rbetida e'lon qilingan bu bayonotda bosh elchi Julian o'zining Sharq Turkistondagi zo'r ko'lamli tutqun, nazorat va cheklimlardan andisha qilayotganligini, Uyg'urlarga qaratilgan bu tadbirlarni ko'zdan kechirib chiqish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Oliy Kengashiga Sharq Turkistonga kirish ruxsati berish lozimligini alohida ta'kidlagan. Bayonot yana Xitoy rejimining Hong Kongliklarning fikri e'lanmagan ahvolda Hong Kong xavfsizlik qonunini ma'qullashi Hong Kongning yuksak avtonomiyalik o'rnini shundaqli bir davlatda ikki xil tuzum bo'lishni vayron qilganlik deb ko'rsatilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Oliy Kengashiga avatilgan bu bayonotda Sharq Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquqlarining oyoq osti qilinishi ixcham va meg'izlik bayon qilingan. Bu birlashma bayonotga Angliya, Avstraliya, Kanada, Germaniya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Shvetsiya qatorliq 27 davlat imzo qo'ygan. Yana bir tarafdan Yahoo xabarlarining 30-iyundagi xabarida aytilishicha Erkin Demokratlar Partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Alistair Carmichael va Konservativlar Partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Duncan Smith Angliya hukumatı Uyg'urlarning ichki a'zolarini xohlagancha sug'urib elib ishiltishdan iborat qabih tadbirlarni qo'llanayotgan Xitoy hukumatı bilan yana qandoqlarcha savdo faoliyatini davom qiladi deb savol qo'ygan. Bo'libmi parlament a'zosi Alistairning ichki a'zolar o'g'irligi yillardan buyon davom qilayotgan millionlagan Uyg'urning lagerga qamalishi bilan zich bog'lanishlik bo'lib kelmoqda degan so'zdan keyin bu hodisaning mohiyati texnik ko'p kishilarga ma'lum bo'lgan. Angliya tashqi ishlar ishxonasining Osiyo ishlariga mas'ul ministri Nigel Adams bu vaqtda o'zining oshxil qarashda ekanligini bildirib, ichki a'zolar o'g'irligini ta'kidlash bak mujohida bo'ldi. Bu ishlardan hozir nurg'un kishilar xabardor bo'ldi, endi buningga astoydil muomila qilmasak bo'lmaydi degan. Christopher Patton Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosiy qirg'inchilik to'ri dedi. Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi zo'r tutqun va bostirish siyosatlari xalqaro ko'plab ma'lum bo'lgandan keyin
Dünyanın bunu ayıplaş çoğukalları arıkı mı arıkıdan kötürülüşke başladı. 29 iyun günü Angliyanın Hong Kong'daki sabık valisi Christopher Patton Efendi bu vaxtı söz kılıp, bu sepi özledin kırgınçılık tep görsetti. Bloomberg haberlerinin 30 iyundaki haberde eğitilişçe Christopher Patton, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarının nüfusunu azaytış üçün kullanılan bir kısım vahşiyanı tuğut çekleş tedbirleri hakkında Birleşme Haber Agentliği işleyen haberini körgendiyken bu sözlerini kılgan. O bu axtı texamu təfsili qılıb, Birleşken Millete Təşkilatının qırğıncılıq təbiri boyunca etkanda Şarkı Türkistan'daki bu əhval qırğıncılıqdın başqı nərsə əməs digən. Məlum buluşca Christopher Patton 1992 yıldan 97 yılıqıca Hong Kong'un ahırkı valisi bolğan bulup, şu vaxtlarda Xtay akhbaratlarda Peng Dinkang digən namda atılğan ikən. Adrian Zenis, emde hareketke ötmesek, tarihi cevapkarlıkımız tolumu iğir buludu, dedi. Xtay Kompartisi'nin pilallıq tuğut siyasetine uygun bulmağan herkandak ailenin azaları, er ya ki ayal yığıveliş lagırlığı solanğan. Ailenin kurbeti yetmegedek derecede iğir cerimanı koyulğan. 29 iyun, Germaniyalik Xtay tetkikatçısı Adrian Zenis efendi, dünya cemaatçilikin nemi işler bulu vatkallıqını bilalmay vatkan Xtay'nın sırlıq sakçı devleti, Şarkı Türkistan'a ait yeni bir partılıqış karakterlik hüccetini aşkarlap dökülat ilan kıldı. O bu yıl 17 fevral Xtay rejiminin Şarkı Türkistan'da yolu kuyvatkan lagir tüzümüge ait karıqaş tüzümlikini ilan kılıp zor gulu kozgan idi. 28 betlik hamildarlıktan saklanış, mecburi tuğut çekleş, Xtay Kompartiyasının Uyghurlarının tuğuluş nispetini kontrol kılış hareketi namlıq hüccetlik dokulatta, tüncü kıtım Xtay rejiminin pilallıq tuğut siyasetine ait resmi hüccetlerdeki mezmunlar, ve bu siyasetin arkasına yuşurunğan pilallar aşkarlanğan. Dokulatta aşkarlanğan mezmunlarga qarağanda Xtay rejiminin tuğut çekleş siyasetine xilaplıq kılğıçılar lagırlarga terbiyeleşke elip getildikken. Bu yıl fevralda aşkarlanğan karqaş hüccetlerde körsetilgen kişilerinin tutuluş sebepleri bunu ispatlaydı. Uyghurlar en köp oltıraklaşkan Kaşgar ve Xotan'dan ibaret bu işki rayondaki Uyghur nüfusu 2015 yıldan başlap tiksizlik bilen tövellep manğan. 2020 yılı kelgende nüfusunun köpeş nispeti 0 buluş emelge aşırılgan. Dokulatta Uyghurlarının nüfusunun katı kontrol kılınışı bilen bir vaxtta zor kölemde Xtay nüfusunun Şarkı Türkistan'a köçürülüşü Uyghurlarını asimilasiya kılıp yoktuş planının bir kısmı deyilgen. Amerika Xalqara Dini İşler Komiteti 30 iyun Uyghur Müslüman ayarlarına elip berilgan mecburi tuğut çekleş irki kırgıncılıkların ispatı da bayanat ilan kıldı. Xalqara Dini İşler Komitetinin komissari Nuri Türkel Efendi bu axta mundaq dedi. Netçi vaqtdan beri irqi qırğınçılıqı süpet sözü işiltip, medeniyet qırğınçılıqı dep kelgan. Hazırkı paketler şunu körüstüp durupdaki Xtaylarının Uyghurlarga yürgizgen siyaseti op uçuk irqi qırğınçılıq. Hüccetke asaslanğanda 2019 yılı Şarkı Türkistan'nın canubedeki 4 vilayette tuğut yeşidiki ayallarının kem digende 80% tuğuttun saklanış operasiyesi, ya ki hamildarlıktın saklanış operasiyesi kıldırgan. 2018 yıldaki statistikaya karaganda barlıq yeni tuğuttun saklanış oranlaştırışlarının 80% bütün Xtay nüfusunun 1.8% teşkil kıldırgan Şarkı Türkistan'da elip verilgan. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Uyghurlarga elip berilibatkan bu ekinişlik bastırış kılmışını toxtışka çakırdı. Angliya parlamenti azası Ian Duncan bolsa Uyghurlarga uçuk irqi qırğınçılık yürgüzlibatıdı dedi. Xalqaranın diqqetini Uyghurlarga qartışkı sebep olgan bu dokulatını tayarlıgan tetkikatçı Adrian Zenis Efendi Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kubul kılıp, Xtay rejimi hazırkı hayat yaşayabatkan Uyghurlarını yoktif etelmegen taqtırdı mı, bunun deyinkin tuğulduğan Uyghurların sahnini kontrol kılış arqalıq, Uyghurlarını sistemelik asmina siyaqılıp yokta alaydıqalıqını tähkildi. O söz diyene, Xtay'nın bu siyaseti uzun müddetlik Uyghur nüfusunu azaytış planı, nüfus az bolğandı kontrol kılış asan buludu. Üzlüksiz Xtay nüfusunu Şarkı Türkistan'a yetkavatkanlığı malum. Bu besivelinğan zimanğa yürgüzüldüğan siyasetning biri. Uyghur nüfusunu kontrol kılış, Xtay nüfusunu Şarkı Türkistan'a köçürüş ve Xtaylarga Uyghur kızlarını mecburi toy kıldırış katarlıq bu üç türlük siyaset Şarkı Türkistan'ı kontrol kılış stratejisidir diğerlerini bildirdi. Ankara'daki Uyghur Tetkikat İnstitutu'nun müdiri strateji mütexassisi Dr. Erkin Ekrem Efendi, Xtay'nın bu stratejisi hakkında toxtulup mundaq dedi. Bu vahşi siyasetinin asası maksadı Uyghurlarını tüpten yoktuş bulup,
Adrian Zeniz'nin bu dokulatı bunu ispatladı. Halkara teşkilatlar bu irki kırgınçılıkı karıştırıvatıdı. Bu dokulatınken Uygurlarının nüfusunu koğdap kılış ihtimallıkı aşıdı. Ahırda Adrian Zeniz Efendi dünya cemaatçilikiga şunda hitap kıldı. Şarkı Türkistan'da yüz beriyatkan vahşilikni toxtatış bizning ahlaki ve insani burcumuz. Men ciddi kanuni kararlarının çıkarılışını ümit kılıman. Eğer vaxtıda hareket kullanılmaydıken, tarih aldıdaki insani cevapkarlıkımız tolumu iğir buludu ve bu insaniyet tarihideki mengülük dağ bulup kalıdı. Yeni bir Uyghur şunas alim Munir Yerzin vapat boldu. Tünügün 30. iyun günü Kazakistan'ın Almata şehirde orunlaşkan Tatar, Uygur ve başka milletvekilleri arası tonulgan Uygur şunas alim, tarih pellerinin kandidat doktori Munir Yerzin yerlikede koyuldu. O 29. iyun günü 92 yaşında vapat bulgan idi. Dünyayı tarıgan Xitay virüsü xavpi sebebi bilen bihaterlik çağrıları kullanğanlıktan onun bilen hoşlaşış mürasimi kat'i çeklendi. Merhumunun kaygoluk vapatidinkin onun bilen hayat vaxtıda belli işleyen hem arlaşkan onun paaliyetidin yakşı haberdar kişiler Erkin Asya Radyosu'a merhum hakkıda eslemelerini sözlep verdi. Turan Üniversitesi'nin profesörü tarih pellerinin doktori Ablet Kamalov Efendi Munir Yerzin'nin Uygur şunaslık ilmide tutkan ornunun alahide işkellekini tehditledi. Ablet Kamalov'un eğitişçe Munir Yerzin yana öz milleti yani Tatar halkının ve dünyadaki barlıq Tatar cemaatçilikinin tarihi nahayeti kızdıkan alimken. Merhumunun takdirimi Şarkı Türkistan'daki Tatarlarının tarihini eksettirdikken. Siyasetçi kahraman Gocanberdi Efendi özünün Munir Yerzin bilen 91. yılı Kazakistan Peller Akademisi Uyghurşinaslık İnstitutu'da tanışıp, kinki yıllarda Uyghur Milli Hareketi faaliyetlerde hemkarlaşıp işlegallikini oturgu koydu. Kahraman Gocanberdi söz diyene Munir Akimiz Uyghur Metbuati Uyghur Metbaçiliki Toğurluk Çunkur tetkik kılıp, onun 1000 yıllık tarihi bar işgallikini ve Uyghurlarının dünya medeniyetiki tökpü koşgallıkı hakkıda hulası çıkargallıkını bildirdi. Kazakistan Uyghurlarının Cumhuriyet Etno Medeniyet Merkezi Reisinin Orunbasarı, Cumhuriyetlik Uyghur Avazı Gezisinin Baş Muharriri Yerşat Esmetov Efendi, Munir Yerzin'nin vapat buluşunun pütkül Kazakistan Uyghurları üçün çoğun yokutuş bolgallıkını bildirip mundaq dedi. Munir Akin'in umumen Kazakistan memleketige cümleden Uyghurlarga Uyghur matbuatıgı sığındırgan emgeki bir baha. Bulup mu Uyghur matbuatını Munir Yerzinsiz tasavvur kılış tes. O Uyghur matbuatının terakkiyatı baskan yolları onunla emgek sığındırgan şahıslar doğru kelecek evlatka bay miras kaldırıp ketti. O Uyghur metbuatının namını, nefsini taşkı tamgı baskandak tarihka kaldırıp ketti. Munir Yerzin 1955 yılı Şarkı Türkistan'dan Kazakistan'a küçüp gelgendiyken, komünizm tuğu yani hazırkı Uyghur avazı gezide 1967 yıldan başlap Kazakistan Peller Akademisi Uyghur Şinaslık bölümüde. 1986 yıldan 96 yıllar arasında bolsa Uyghur Şinaslık İnstitutu'da işligen. O kiyin demelişki çıkan bolsumu kalemini taşlamay Uygurlar ve Tatarlar hakkıda yazgan tetkikatlarını kayıtı neşir kılış ve tergip kılış işleri bilen şugulunup gelgen. O hayatının ahirki dakikaları geçe Uygurlarga hissaşlıktı bolgan. Pompeo Hong Kong'u bunun deyinkin bir devlet bir hıl tüzüm karşı bilen muameli kıldıgalıkını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Xitay'nın Hong Kong'u karatkan devlet bihaterlik kanunu tasdiklanğanlığı sebebiden, bundinkin Hong Kong'u bir devleti iki hıl tüzüm siyaseti bu işi muameli kılınmaydıgallıkını ilan kıldı. Şu cay vaxtı saat 9'da başlanan yığındaki kanunlu avazgı koş faaliyeti 15 minut içinde ahırlaşkan bulup, 162 nefer daimi azanın hemmesi kollap avaz bergen. Kurultayının makullukudun ötken mezkur kanunun 1. iyuldun tartıp küçüke iki buluduğallıkı bildirilgen. Bu ceryanda Xitay Peres Hong Kong Alahide Memuri Rayonu'nun valisi Kerry Lam Xitay'nın devlet bir hatarlık kanununun tasdiklenişini kolluğallıkını ilan kılgan. Şundaklı bu kanunun bir devleti iki kıl tüzüm ve Hong Kong'un yukarı autonomiya hukukuğu buzgınçılık kılmaydıgallıkını bildirgen. Bunun kakarata Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay'nın devlet bir hatarlık kanunu sebebiden Amerika'nın Hong Kong'u bulgan müdafiye eksportunu ahırlaştırdığallıkını ilan kıldı.
Pompeo yazın bayanatıda Amerika'nın devlet bihaterlikini koğdaş üçün bu kademini besişki mecbur işgallikini tekitlep, kontrollük mahsulatlarının Hong Kong yaki Xitay'a eksport kılınışı otursa da bunun dinkin hiç kandak periklandırış bulmaydıgalıqını etdi. Pompeo bunun bilen Xitay halkını emez, belki Xitay rejimini nişan kılgalıqını tekitlep, Beijing hükümetinin çıkarğan kararıga asasen bunun dinkin Hong Kong'a bir devlette bir tüzüm pozisyesi de buluş gerektikini ve koşumcu tedbir kollanıp Hong Kong'daki reallıkını eks et ettiriş üçün Amerika'nın başka hukuklarını mı közden keçirdiğini bildirdi. Dünya Sahiye Teşkilatı en naçar küller tihi kelmedi dedi. Dünya Sahiye Teşkilatı başlığı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Xitay virüsü doğrusu toxtulup, en naçar küller tihi kelmedi dedi. Ghebreyesus, Dünya Sahiye Teşkilatı'nın Şivisariya'nın Cenevadaki baş organında ötküzülgen sin görünüşlük muhbirlerini kütüveliş yığında söz kılıp, Nurgun devletlerinin misli görülmegen tedbirlerini kollanıp, virüsünün tarqalışını tizgirlep, kişilerinin hayatını qoğdap kılış yolu da misli görülmegen tedbirlerini yolu koyuqallıqını tekitligen halda, bu tedbirler virüsünün tarqalışını astıl dişti muvaffakiyetlik boldi. Ama o onu pütülleri toxtutalmadı. Bazı devletler özlerinin iqtisatları ve cemiyetlerini kaytidin etişki başlığaçka kaytidin yukumu duçar bolmaqta. Virusunun hele hem tarqıldığan nurgun cayları var. Biz hemimiz turmuşumuzu toxtap kalan yerden devamlaştırışını xalaymız. Ama açık hakikat şu ki bu yukum tehi ahırlaşıqı yıkıllaşmadı dedi. Gerçi nurgun devletler malum ilgirleşlerini kolga keltürgen bolsa mı, aslında yukumunun dünya miqyasındaki tarqılış süreti tizleşibatıdı degen Ghebreyesus, dünyanın yukum sebebinin nurgun nersinden ayrılıp kalgalıqını, bırak ümidini yoktup koymasızlığı gerektiğini sözlerge ilave kıldı. Xitay bir kısım Amerika emeldarlarına vize çeklemesi koyduğalıqını cekarladı. Amerika Xitay'nın kişilik hukuk defsendikilikide mesuliyeti bolgan Xitay emeldarlarına vize çeklemesi yolu koygandayken, Xitay mı Amerika emeldarlarına vize çeklemesi yolu koyduğalıqını cekarladı. Xitay Taşkı İşler Ministerliği Amerika'nın Hong Kong alayıdı memuri rayonu'nu münasifetlik meselelerine naçar köz karıştı bulan Amerika emeldarlarına vize çeklemesi koyduğalıqını ilan kıldı. Ministerliğinin bayanatçısı Zhao Lijian Beijing'de ötküzülgen karallik muhbirlerini kütüveliş yığanı da Amerika'nın Hong Kong'un abdonomiyelik kurulmasıgı ziyan yetküzgen ve kişilik hukukunu defsendi kılgan Xitay Komünist Partiyası'nın emeldarları ve onlarının aile tavabiyatlarına vize çeklemesi yolu koyduğalıqı üstüde toxtaldı. Zhao Lijian, Hong Kong bihaterlik kanunu meselesi Xitay'nın içki işidir. Her kandak çetellikinin arlaşış hukuku yok dedi. Hem de Xitay'nın devlet ilgilik hukuku bihaterlik ve terakiyat menfaatleri bilen bir devleti iki kıl tüzüm siyasetini kat'i koğdaydı kalıqını etti. Bayanatçı Zhao, Washington hükümetinin sahte embargo arkalık Xitay'nın Hong Kong devlet bihaterlik kanununu tosuşku urunuşunun muvaffakiyetlik bulmaydı kalıqını ilgili sürüp, Xitay rejimi Amerika'nın natoğru hareketler doğrusunda Hong Kong'u münasifetlik meselelerine naçar köz karıştı bolgan Amerika mesullarına vize çeklemesi koyuşunu karar kıldı dedi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo 26 iyonda Hong Kong'un abdonomiyelik kurulmasına buzgunçilik kılgan ve kişilik hukuk defsendiciliği bilen çetişliği bulgan Xitay Komünist Partiya emeldarları ve onların aile tavabiyatlarına vize çeklemesini yolu koyganlıklarını ilan kılıp, bugün ben 1984 yıldaki Xitay Angeliye Orta Xitap namesli kapaletke ilgi kılıngan Hong Kong'un yukur derecelik abdonomiyesi ziyankeşlik kılgan ya ki kişilik hukuk defsendiciliği de cevapkarlığı bar dep karalgan mevcut şundaklı sabık Xitay Komünist Partiyası emeldarlarına vize çeklemesi koyganlıkımızda cekarlayman. Bu çekleme mezkur emeldarlarının aile tavabiyatlarını mı öz içige alıdı. Xitay çukum Xitay Angeliye Orta Xitap namesli belgilengen vadelerge emel kılışı lazım digen idi. Türkiye şirketleri 2022 yılıca F-35 sapcaslarını işlep çıkarıdı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği Pentagon F-35 ayruplarlarının bazı zapcasları üçün 2022 yılıca Türkiye şirketleri bilen devamlık hemkarlaşılığını ilan kıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği'nin bayanatçılarından Jessica Maxwell Türkiye şirketleri F-35'ler üçün işlep çıkardığı 139 zapcasını 2022 yılı boyunca devamlık işlep çıkardığını bildirdi. Jessica Maxwell, sanayet şirketlerimiz vakti toşmağın toxtan boyunca hareket kılıdı. F-35 programması bu noktada çıkımı iğir, tertibini buzuduğun ve toxtanlarını emelden kaldırduğun kereksiz işlerden yırak duruşku tırıştı, dedi. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava müdafiye kalkan sistemlerini tapşırı olgandayken, Amerika ötken ile 2009 yıl ayında Türkiye'nin F-35 programmasına bulan şirketini toxtup koygan idi.
Bırak Amerika Türkiye şirketlerinin bazı zapçaslarını yazışı üçün otturduki toxtamlarını bekar kılmağan ve Türkiye şirketlerinin zapçaslarını devamlıq təminleşige koşulgan. Xitay virus sebebidin F-35 zapçaslarını işlep çıkarışta iğir meseleler körülgen idi. Türkiye şirketleri F-35'ler üçün 1000'den artıq zapças işlep çıkarıdı. Hindistan Ladakh gölüge iğir tiptiki parahotlarını uğurlaştırdı. Hindistan vakit gezisinin bugünkü haberde bildirilmişçe Hindistan Deniz Armiyesi Ladakh gölüge iğir tiptiki parahotlarını uğurlaştırıp Xitay'ı küçülük inkas kaytırışını karar kılgan. Hindistan Deniz Armiyesi Ladakh'ı yukarı çarlaş ve küzüş iktidarı ige seğimi yukarı harbi parahotlarını uğurlaştırıp Xitay'ın şu rayondaki Deniz Armiye küçüge karşı duruşunu karar kılgan. Hindistan'ın Pangong Tisoo'a iğir tiptiki parahotlarını evetiş kararı Hindistan'ın 3 armiye birleşme yığında kubul kılıngan. Hindistan bu hareketi arkalık Xitay'ın herkandık iğvagerçilik hareketine karşı duruş iradesini namayan kılgan. Hindistan devlet bir hatırlık planlıgıçlarının bildirişçe Xitay işki taraf yukarı derecelik ofisörleri sökpütün teşebbüs kılganda kılganı bilen emeliyatı Xitay armiyesi Galvan Vadisi'de asker toplaş, Gugra noktası yol yasaş, Kızıq Bulaq rayonunda haberleşiş üskünlerinin derecesini östürgen. Xitay'ın bu hareketi hazırkı haletini əsliki keltiriş niyetinin yokluğunu, Xitay armiyesi üzlüksüz çigranı kengaytişki urnu vatqallıqını körüstüp yeridiken. Ma'lum bo'lishicha Amerika bilan Rossiya Xitoyda yangi tajovuzchilik niyatining borligidan uyg'ongan bir paytda Xitoy rezil niyatini texima oshkorlab Sinkaku orolida zimin da'vosi qilib Yaponiya bilan Tayvan bo'g'izda Amerika bilan tirkishishga boshlagan. Sharqiy Janubiy dengizi bo'lsa Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi bilan raqobatlashgan. Ladakhda ig'vogarchilik qilib Hindistonni harbiy holatga keltirishga majburlagan. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi kuruluşu kestlerine Cenab-ı Allah'a tapışırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.